Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Kıymetli kardeşlerim, Eseri kitabından devam ediyoruz. Babu tevkidi. Mamuru bir tebaiyeden olan tevkitten bahsedeceğiz. Tevkit iki kısımdır arkadaşlar. Tevkidi lafzı vardır, tevkidi manevi vardır. Tevkidi lafzı bir önceki lafzın tekrarıdır. Tevkidi manevi de 5-6 tane elfaz vardır. Onlarla bir önceki kelimenin manasını kuvvetlendirmek. Babu tevkidi, babu ta'kidi, babu te'kidi. Yukra'u bil vavi ve bil hemzeti ve bil elifi. Bu tevkid kelimesi 3 türlü okunur. Altta arkadaşlar burada bir haşiye var. Vakti olanlar için bakarlarsa faydalı arkadaşlar. Et-tevkidu bimanel müekkid. Yani mastar zikredilmiş ama ismi fail kastediliyor. Bi kesril kafi. Bu tekit nedir? Tabi'un lil müekkedi. Müekkede tabidir. Bi fetil kafi. Ne hususunda? Fi ref'ihi inkâne merfu'an. Müekked merfu olursa tekit de merfu olur. Nahvu ca'e zeydun nefsuhu. Zeyd'in kendisi geldi. Ve ca'e el kavmu kulluhum. Kavmin tamamı geldi. Daha ve fi nasbihi. Eğer müekked mensupsa tekidimiz de mensup olur. İnkâne mensuben. Nahvu ra'eytu zeyden nefsehu. Zeyd'in kendisini gördüm. Ve ra'eytu el kavme kullehum. Kavmin tamamını gördüm. Ve fi haftihi. Eğer mecrur olursa cer hususunda da ona tabi olur. İnkâne mahfudan. Tabi müekked mahfuz olursa. Nahvu merartu bi zeydin. Zeyde uğradım. Nefsihi. Zeyd'in kendisine uğradım. Ve merartu bil kavmi kullihim, kavmin tamamına uğradım. Daha ve fi tarifihi, eğer müekket marife olursa tekidimiz de marife olur. İnkâne marifeten kema takaddeme minel emsileti, örneklerde geçtiği gibi. Fe inne zeyden vel kavme, zeyd ve kavm kelimeleri marifetani, ikisi de marifedirler. El evvelu bil alemiyeti, zeyd alemiyet, alemiyet ile marifedir. Ve thani bil elfi vel lami, ikincisi ise kavm, Elif lamla marif olmuştur. Ve nefsuhu ve kulluhum kelimelerine gelince bunlar da marifetani marifedirler. Neyle ama? Bil idafeti ile damiri. Nefis kelimesi damire, kul kelimesi damire izaf edildiği için marifedirler. Ve lem yekul ve tenkirihi demedi. Yani nekrelikti de ona uyar demedi. Kema kalehu finnaati sıfatta dediği gibi burada tekidimiz nekre olursa müekket olan nekre olur demedi. Niçin? Lianne elfaze tevkidi kulliha, lianne elfaze tevkidi kulliha, tekit lafızlarının tamamı maarifu. Tabi buradaki kastettiği arkadaşlar tekidi maneviyi kastediyor. Tekidi lafzı da çünkü nekre nekreyi ne yapabilir? Tekit edebilir. Fela tetba'u en nekirati. Dolayısıyla tekidi maneviden bahsettiği için tekidi manevide kullanılan lafızlar arkadaşlar nekrelere tabi olmazlar. Endel Basriyin. Basralıların görüşü budur. Ve yekunu ey ettevkid ettekidu ettevkidul maneviyyu, tekidi manevi olur. Bi elfazin malumetin. Malum birkaç lafızla olur. Kimin yanında malumdur? Endel Arabi. Arapların yanında malumdur. Artı bir de bu ilimlerle meşgul olanların yanında da malumdur. La yu'delu anha ila gayriha. Bunlar bırakılıp da başka lafızlara dönülmez. Yani tekit için, tekit-i manevi için bunlar kullanılır. Ve tilkel elfazu el malumetu. Bu bilinen lafızlar hiye en nefsu. Nefis kelimesidir. Bisukunil fa'i ey, yani fa burada sakindir. Ey ezzatu, zat manasındadır. Vel aynu, ayin kelimesi var arkadaşlar. El muabberu biha anizzati mecazen. Yani ayin zikredilmiş ama bunda zat kastediliyor. Mecazen zatı ayinle ne yapmışız? İsimlendirmişiz. Min babi tabiri bil ba'di anil külli. Küllü cüzle ne yapmaktır? Tabir etmektir, zikretmektir. Ve yuekkedu bihima, bu nefis ve ayinle tekit edilir. Liref il mecazi.
Ani zati, zattaki mecazı ortadan kaldırmak için bunlar kullanılır. Fîzâ kulte, sen söylediğin zaman câe zeydun, mesela böyle bir örnek verelim. Câe zeydun dedin sen. Peki ihtemele en yekûne re'eyte kitâbehu, umulur ki sen belki Zeyd'in kitabını görmüşsündür. Ev rasûlehu, veya Zeyd'in gönderdiği elçiyi görmüşsündür. Ev thikalehu, veya Zeyd'in yükünü görmüş, eşyasını görmüşsündür. Ama feyze kulte câe zeydun nefsuhu ev aynuhu dersen, irtefe'al mecazu, mecaz ortadan kalkar. Ve sebetet el hakikatu, hakikat sabit olmuş olur. Ve kullun ve ecma'u, bir de nefis ve ayn kelimelerini tekidi manevide kullandığımız gibi kul ve ecma'u kelimelerini de kullanıyoruz arkadaşlar. Yüekkedu bihima, bunlarla tekit edilir. Lil ihatati ve şumuli, tamamını ihata etmek için, tamamını kuşatmak için bu kelimeleri kullanıyoruz. Fîze kulte, sen dediğin zaman, câe el kavmu kulluhum dersen, ihtemele ennel câi'e ba'duhum, bu kulluhum yok arkadaşlar, bu sonradan, yani fîze kulte câe el kavmu dersen, yani bu kul kelimesini getirmezsen, ihtemele ennel câi'e ba'duhum, gelenlerin bir kısım olduğu anlaşılır. Ve enneke abberte bil kulli anil ba'di, veya sen ne yaptın? Yani abberte bil kulli, yani kullu sen zikrettin, neyin yerine anil ba'di, bazı kelimesinin yerine kullu, bazı ifade eden bir kelimenin yerine kullu ifade eden bir kelime kullandın. Ama feyza eratte et tansise ala meci'il cemi'i, yani hepsinin geldiğini ifade etersen, kul te dersin, câe el kavmu kulluhum dersin. Tabi bu ecma'u ne? Bu ikinci bir tekittir arkadaşlar. Şu anda biz ilk etapta kul kelimesinden bahsediyoruz. Bu kul kelimesi tek başına da kullanılır ama daha da tekit etmek için ecma'u kelimesini daha sonra getirirsiniz. وَقَدْ يَحْتَاجُ الْمَقَامُ اِلَى زِيَادَةِ تَوْكِيدِ. Bazı makamlar vardır ki arkadaşlar, karşı tarafı ikna edemezsiniz. Daha çok tekit etmeniz gerekiyor. فَيُؤْتَ بِالْفَازٍ اُخَرَى مَعْلُومَةٍ, bilinen diğer lafızlar getirilir. وَتُسَمَّ تِلْكَ الْاَلْفَاظُ تَوَابِعَ اَجْمَعَ, bunlar da ecma'nın tevabileri diye isimlendirilir. Yani ecma kelimesinden sonra bunlar da getirilir. Ve tevabi'u ecma'a, ecma'nın tevabilerine gelince la tetekaddemu aleyhi, kendisinin önüne geçemezler. Ve hiye ey tevabi'u ecma'a, ecma'nın tevabileri ekta'u, ebta'u, ebsa'u, 3 tane kelime var. Bu ekta'u me'huzun min teket'a ya da min tekta'a el cildu. Tekta'a el cildu ne demek arkadaşlar? İza içtema, yani cilt, deri toplandı. Ve ebta'u me'huzun minel bet'i, bet'i kelimesinden alınmış. Ve huve tuğlul unuki, boyunun uzun olması. Yani orada bir uzun olduğu için sanki bir uzun boyun toplanmış oluyor. Burada hepsinde ecma'nın manası var. Ve ebsa'u bisadil mühmeleti, noktasız olan saatten bahsediyoruz. Bazılarına göre ebda'u noktalı olarak zikredilen de var. Me'huzun minel bas'i, bas'ı kelimesinden alınmış. Ve huve el irku el araku el mücte el müctemi'u, böyle toplanmış, ırk dersek damar, arak dersek arkadaşlar ter. Yani ter toplanmış bir yerde veyahut da damarlar bir yerde toplanmış. Vel aslu ifradun nefsi alil ayni, asıl olan arkadaşlar tek tek kullanmak. Yani nefsi ayrı kullanmak, ayni ayrı kullanmak. Ve kullin an ecma, kul kelimesini ecmadan ayrı kullanmak. Ve ecma an tevabi'ihi, ecmayı da tevabilerinden
ayrı kullanmak. Tekulu fi ifradin nefsi anil ayni fir ref'i. Ref pozisyonunda merfu olarak zikrettiğinde nefsi ayından ayrı olarak zikredersen şöyle dersin. Kâme zeydun nefsuhu dersin. Ve fi ifradi kullin an ecma'a. Küllü ecma'dan ayırdığın zaman fin nasbi nasbda şöyle dersin. Ra'eytu el kavme kullahum. Ve fi ifradi ecma'a an tevabi'ihi fil haftyama. Cer pozisyonda ecma'yı tevabilerinden ayrı şöyle dersin. Merartu bil kavmi ecma'ine dersin. Tamamına uğradım. Ve tekulu fi ictima'in nefsi vel ayni. Fi ictima'in nefsi vel ayni. Nefis ve ayin kelimesi toplanırsa şöyle dersin. Ca'e zeydun nefsuhu aynuhu dersin. Yani nefis kelimesi önce, ayin kelimesi daha sonra zikredilir. Ve fi ictima'i kullin ve ecma'a. Kul ve ecma'a bir araya gelirse şöyle dersin. Ra'eytu el kavme kullahum ecma'ine dersin. Yani önce kul kelimesi gelir, daha sonra ecma'ine kelimesi gelir. Ve fi ictima'i ecma'a ve tevabi'ihi. Ecma'a ve tevabileri yan yana gelirse, toplanırsa şöyle dersin. Merartu bil kavmi ecma'ine, ekta'ine, ebta'ine, ebsa'ine dersin. Ama şart nedir burada? Bi şartı takaddumin nefsi alel ayni. Nefsi aynın üzerine takaddum edeceksin. Ve kul bi şartı takaddumi ve kullin ve kullin, yani bi takaddumi kullin ala ecma'a, kül kelimesine ecma üzerine takdim edeceksin. Ve ecma'a ala tevabi'ihi, ecma'yı da tevabiler üzerine takdim edeceksin diyoruz ve bedelde arkadaşlar burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.